8'ler LGS çalışma kitabının dördüncü ünitesini çözüyoruz. Konumuz doğrusal denklemler ve eşitsizliklerdi. 21. soruda kalmıştık. Haydi devam edelim. Kasasın yerden yüksekliği 1.4 metre olan kamyonete küp şeklindeki eş kolilerden üst üste 4 sıra yüklenmiş. Bu kamyonet gideceği yol üzerindeki yükseklik sınırı 3.5 metre olan yaya geçidinin altından yaya geçidine değmeden geçebilmektedir. Buna göre kolilerin bir ayrıtın uzunluğunu santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi 3.5 metreymiş madem yüksekliği. Şu kamyonun alt yüksekliğini yani kolilere varmadan olan yüksekliğini bir bulalım. 3.50'den 1.40'ı çıkartalım. Ne oldu? 2.10. 2 metre 10 santim şöyle 210 santim olarak da yazılabilir. Burada 4 tane kutu var. 1, 2, 3, 4. Bunu bir 4'e bölelim. Tam bölünmez ama tam kısmını alacağız zaten. 4'e bölersem 4 kere 5 20. 1 kaldı 0 indirdim. 2 kere 4 8. 2 kaldı 0 attım virgül attım. 4 kere 5 20. 52 buçuktan az olsun da ne olursa olsun. En fazla ne olur o zaman? 52. Bir lokantada ABC menülerinden günlük belli sayıda hazırlanıp gün içinde müşterilerine satılmaktadır. Aşağıdaki grafikte bu lokantada 23 Nisan 2018 tarihinde ABC menülerinin kaç tane satıldığı gösterilmiştir. Söz konusu tarihte en fazla B menüsü en az C menüsü hazırlanmış. B en fazla. C en az. O zaman A da ortada bir yerde. Sayı olarak. Sayı. Ve hazırlanan B menüsünün tamamı satılmış. B menüsü 40 adet hazırlanmış. 40 adet satılmış. Buraya hazırlanan sayı diyelim. Hazırlanan sayı. Çünkü burada satılanlar var. Artanın en fazlasını soruyor. Fazla istiyorsak A'dan 39 tane C'den de 38 tane hazırlanmış olsun. Şimdi A'dan 39 hazırlandı ama A'dan 20 tane satıldı. 20'yi çıkartırsam geriye 19 tane kaldı. C'den 38 tane hazırlanmış. C'den satılan 30. O zaman bu 30'u çıkartırsam bundan da 8 kaldı. Şimdi bu kalanlara en fazla kaçtır diyor. En fazla böyle bulunur. O da kaç olur? 27 tane olur. Feyza Hanım bürosunun 210 cm genişliğindeki penceresi e, için perde yaptırmak istemektedir. Perdeci aralarında İkişer santim boşluk olacak ve penceresinin her iki yanından da en fazla 15 santim taşıyacak şekilde. Aynı genişlikte 3 stor perde sipariş etmiştir. Buna göre perdecinin hazırlaması gereken her bir stor perdenin genişliğini santimetre cinsine alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi 210'un şu tarafına biz 15 sarkabilir. Şu tarafına da bir 15 sarkabilir diyoruz. Ne oluyor o zaman? 210'a 15-15-30 ekliyorum. 240 genişlikteki bir parçadan şuradaki gibi 4 santim 2 2 daha 4'ü çıkartıyoruz. Yani şu bizim perdelere kalan kısım oluyor. 4'ü çıkartsam 236. Tabi 3 parça olduğu için 236'yı da 3'e böleceğiz. Bölünmese tam kısmını alsak yeterli bizim için. 3 kere 7 21. Çıkarttım. 3'ten 1 çıktı. 2 6 indirdim. 3 kere 8 24. Kalan 2. 2'yi boşver o zaman biz 78'lik stor perdeler diktirebiliriz her bir vagonu en çok 100 yolcu alabilen 5 vagonlu bir trenin vagondaki yolcu sayısıyla ilgili açla bilgi veriliyor. En çok yolcu birinci vagonda en az yolcu dördüncü vagondadır. Şöyle bir en çok yazak. En çok. Dördüncüye de en az yazak. En az. İkinci vagondaki yolcu sayısı 5. vagondaki yolcu sayısının iki katından fazladır. 3. vagonda 40 tane boş yer var. 3. vagon o zaman 60 kişi dolmuş. 100 kişilikti ya trende toplam yolcu sayısı en çok kaçtır diyor. Şimdi en çok yolcu birinci vagondaydı ya ben bu 100 koltuğun hepsini doldururum istesem. Şimdi en çok yolcu birinci vagondaydı. O zaman biz şöyle diyebiliriz. İkinci vagon 99 tane koltuk dolu olsun. Şu beşinci vagona 49 dersek bunun iki katı ne olur? 49'un iki katı 98. Bakın iki katından daha fazla. Şu yazdığımız cümleye uyuyor. Şimdi dördüncü vagona geldik. En az olacakmış en az olacaksa bu 49'dan daha az olacak. 48 olur. Şimdi bunları bir toplayalım. 199, 60, 49, 48. 9, 9, 18, 8 daha. 26 elde var. 2, 9, 10 daha. 19, 4 daha. 23, 2 daha. 25 elde var. Yine 2, 2, 1 daha. 3, 356 tane yolcu olur. Video izlerken içeriklerini hiçbir şey kaybetmeden video izleme hızını artırıp azaltabiliriz. Hız seçeneği ile videonun ilk açıldığında normal hızda yani 1 çarpı x şeklindedir. Aşağıda 1 çarpı x'in altında bir hız seçeneğinde videonun izlenme hızının azaldı. 1 çarpı x'in üzerinde bir hız seçeneği seçildi. Videonun hızının izlenme hızının arttığı gözükmektedir. Hız seçeneği ile videonun izlenme süresi arasında ters orantı vardır. Tabii ki hızlı izlersek videoyu az zaman tutar. Yavaş izlersek çok zaman tutar. Ters orantı var. Misal 1 yani normal hızdan 10 dakikada izlediğim bir şey 2 kat hızlı olduğunda 5 dakikada izlersin. Bir ders videosun 3'te 2'lik kısmını 1.25 hızlı kalan kısmı ise 1.5 daha hızlı hız seçeneğiyle hiç ara vermeden toplam 68 dakikalık bir sürede izlemiştir. Biz bu videoya ne diyelim arkadaşlar 3T dakika olsun. Video video eşittir 3T dakika. Şimdi bu 3T'nin 2T'lik kısmını 1.25 hızıyla izlersek. Yani 2T'yi 1.25'e böleriz. Kaç dakika sürdüğünü buluruz. Kalan T'lik kısmını, 3'te 1'lik kısmını da 1.5 hızında izliyoruz. Onun ne kadar sürdüğünü buluruz. Bu iki zamanı topladığımızda ne oluyormuş? 68 dakika oluyormuş. Gelin biraz payda diyelim. Şurayı ne ile çarpalım? 6 ile çarpalım 7,5 olsun. Şurayı da 5 ile çarpalım 7,5 olsun. 2 kere 6 12 t artı 5 kere t 5 t bölü 7 buçuk yaptık eşittir 68 toparladığımızda 17 t bölü 7 buçuk eşittir 68 oldu şu 17 ile 68 zaten birbirinin 4 katı bir işler dışlar yaparsam yani ne oluştu t bölü 5 pardon t bölü 7 buçuk eşittir 4 oldu. 4 tane 7,5 ne yapar? T eşittir 30 olur. Şimdi bizim videomuz kaç T'likti? 3 T'likti. 3 çarpı 30 eşittir 90 90 yapar. Bu 90 bulduğumuz şey ne arkadaşlar? Normal izleseydi süreceği zaman. Zaten bize de onu soruyor. Normal hızdan izleseydi ne kadar tutardı? 90 tutardı. Bir ışık kaynağından yararlanarak 2 ya da 3 boyutlu herhangi bir nesnenin gölgesinin bir perdeye düşürülmesiyle oynanan oyuna gölge oyunu denir. Karagöz ile Hacivat bilinen en eski gölge oyunlarından biridir. Aşağıda kenar uzunluğu 40 cm olan kare biçimdeki bir zemin üzerine duran Karagöz figürü ile perde üzerindeki gölgesi görülmektedir. 1 cm kalındaki Karagöz figürü 30 cm ucundaki uzunluğundaki bir tahta sopanın ucuna bağlı olarak durmaktadır. Zeminin karşılıklı iki kenara paralel duran tahta sopanın zeminin dışında kalan kısmın uzunluğu şuradan bahsediyor karagöz figürü ile perde arasındaki mesafenin dörtte birinden 3 cm fazladır. Şu aradaki mesafeye biz 4x dersek bu 4x'in dörtte biri ne olur? x bir de ne kadar fazlaymış? 3. Şimdi şu aradaki mesafeye biz 40 eksi 4x de diyebiliriz. Ya da bu çubukla birlikte tam 31 santim yapıyordu. Çünkü 1 santim karagöz göz. 30 santimde çubuk. 31 santimden x artı 3'ü çıkartarak da yapabiliriz. 31 eksi x eksi 3. İkisi de burayı verir. Bakın hemen burayı aynı şekilde 31 eksi x eksi 3 de diyebiliriz. Bunlar aynı yerler. E o zaman eksi 4 x'i bu tarafa atalım. Artı 4 x geçsin. Ne kalır burada? 3 x. Burada 31'den 3'ü çıkartırsam 28. 28'i de karşıya atarsam eksi 28 olur. 12 kalır. Bölü 3'e X buradan ne geldi? 4. Bize neyi soruyor? Karagöz figürüyle perde arasındaki mesafe ne kadardır? Bu aradaki mesafeye ne dedik biz? 4X. 4 kere 4 ne yapar? 16 yapar. Bir otelde bir temmuz günü elektronik bir ekran üzerinden müşteri memnuniyet anketi yapılmıştır. Tüm otel müşterileri elektronik ekran üzerindeki memnunum ya da değilim tercihlerinden birini seçerek bir defa memnuniyet durumlarını belirtmişlerdir. Her katılımdan sonra ekranda Ankete katılan müşterilerin yüzde kaçın memnun olduğunu gösteren memnuniyet çubuğu gözükmektedir. Yukarıdaki görselde anketin yapıldığı 12-17 itibariyle ekranda görünen memnuniyet çubukları gösterilmiştir. Bu iki süre arasında 110 kişi memnunum, 90 kişi de değilim şeklinde tercih ederek anket yapmıştır. 17 itibariyle otelde tüm müşteriler memnuniyet anketine katılmıştır. Şimdi ilk başta yüzde 80'i bunların neymiş? Memnunmuş. Şöyle diyelim. 8 kişi memnunken, 8x kişi memnun, memnun. 2x kişi de değil o zaman. Değil. Şimdi sonradan 110 kişi daha memnunum diyor. Memnunuma bir 110 daha ekleyelim. Değilime de bir de 90 ekleyelim. Yeni sayımız bu. İşte bu yeni sayı olduğunda bizim yüzdemiz bu şekilde değişiyor. Şimdi bu yüzde 70'i neymiş? Memnunmuş. O zaman 8x artı 110 kişi memnun. Toplamda kaç kişi var? 10x artı 90, 110 daha 200. İşte bu da %70'e denk geliyormuş. Bakın burası tüm, burası da memnun olanlar. E burada birazcık sadeleştirip sonra da işler dışlar yapacağız. 8x kere 10, 80x artı 110 ile 10'u çarparsam 1100. Eşittir 7 çarpı 10, 70x artı 7 çarpı 200, 1400. 70x e oraya yollarsam 10x kalır. 1100 e oraya yollarsam 300 olur. X buradan ne gelir? 30 gelir. Şuraya tüm demiştik. Buradan biz otelde kalanın hepsini buluruz o zaman. 10x artı 200 kişiydi. X'e burada 30 yazarsam 300 artı 200 olur. Toplamda da 500 kişi otelde kalıyordur birbirine eş 3 kat şekildeki gibi eş bölmelere ayrılıp bölmelere birer haf yazıldıktan sonra farklı yöntemlerle katlanıyor. Elde edilen katlanmış kağıtlar birer kenarları çakışacak şekilde bir poşet dosyaya şekildeki gibi yerleştiriliyormuş. Yani demek ki bu kağıt 4'e de bölünüyor, 3'e de bölünüyor, 2'ye de bölünüyor gördüğünüz gibi. 4'e, 3'e ve 2'ye bölünen bir ekok aldığınızda 2'ye böl 1 3 2, 2'ye böl 1 3 1, 3'e böl 1 1 1. Yani aklınız hemen gelmiştir 12. Bunun tamamı 12x olursa 12'yi 4'e böl 3x 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 olur. 12 3'e böl burası da 4x 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 olur. Burası da 6x 6x olur. Aynı kağıt ya. Şimdi B'ye ne dedik biz? 6x. C'ye ne dedik? 4x. D'ye ne dedik? 3x. Denklemimizi kuralım. 19.4 artı 3x işte tamamı olur. Aynı şekilde 12.4 artı Burada kaç x oluştu? 10 x. 10 x de yine burayla bura tamam olur. Şimdi bu 3 x'i buraya eksi 3 x diye yollayalım. Ne olsun burası? 7 x. 12 4'ü de buraya yollarsa 12.4 ne olur bu? 7 olur. E, 7'yi 7'ye böl. x eşittir. 1'dir. Bize neyi soruyor? Poşet dosyanın kısa kenar uzunluğu kaç santimdir? O zaman şurası ne yapar arkadaşlar? 10 x'ti. 10 kere 1 eşittir. 10 santim. E 12.4 burada vardı. 12.4 de topla 22.4 yapar o zaman. Bir ecza deposu karayolu yolu ile ulaşımın zor olduğu bir eczaneye ilaç gönderimine hava koşullarına uygun olduğunda uçan göz yani drone adı verilen araçlar ile yapmaktadır. Uçan gözler ile gönderimin yapılabilmesi için yağmur dolu ve kar yağışı gibi koşulların olmaması gerekmektedir diyor. Yukarıdaki tabloda eczane deposu ile eczanenin bulunduğu bölgenin geçen haftaya ait hava durum bilgileri verilmiş. Yani bu durumda 3 gün drone ile satış yapabilir. Geçen hafta eczane deposuna eczane hava koşulları uygun olduğu her gün bir defa uçan gözü ile il ilaç gönderimi yapılmıştır. Uçan göz eczane deposuna eczane gidiş süresi dönüş süresinden %25 daha uzundur. %25 deyince atlama 4'te 1 geliyor. Yani boş gelirken 4T gibi zamanda gelirken bu dönüş Giderken bunun 4'te 1'i kadar fazla. 4T'nin 4'te 1'i 1T'dir. O zaman giderken giderken bunun 4'te 1'i kadar fazlaysa 5T sürede gider. Ve bir gidiş, bir dönüş 9T zaman tutar. T de time'dan geliyor İngilizce. 3 defa giderse 3 ile çarparım ben bunu. 27T tutar. Şimdi bu zaman da neymiş? 108 dakikaymış. 27 T eşittir 108. Her iki tarafı 27'ye bölersek şayet. Aha bakın zamanımız ne? 4'müş. Yani T 4'müş. Bize neyi soruyor? Uçan gözün eczane deposuna eczaneye gidiş süresi. Yüklü gitti. Yani giderken kaç T'de gidiyordu? 5 T'de gidiyordu. E t'miz 4 ise 5 T ne olur o zaman? T yerine 4 yazarsam 4 kere 5. 20 dakika sürüyordur. Çamur zıp hem suda hem karda yaşayabilen bir balık türü olup karaya çıktıklarında yüzgeçler ve kuyrukları yardımıyla hareket edebilmektedirler. Yapılan araştırmalarda bir çamur zıp zıpın kuyruğu ile attığı her adım aldığı yolun yüzgeci ile attığı her adımda aldığı yolun iki kat olduğu görülmektedir. Yani kuyruk ile 2x yol giderken yüzgeçleri ile x kadar yol gidiyor unutmayın. Yeme ulaşmak için şekildeki gibi yolda hareket eden bir çamur zıp çamur çamurun üstünde bulunduğu noktadan, Kayaya ulaşana kadar ardışık her iki adımın birinde Kayanın başladığı noktanın yemin bulunduğu noktaya ulaşana kadar ise Her ardışık 3 adımın birinde kuyruğunu kullanmıştır Çamur zıp zıp'ın yüzgeciyle attığı bir adım 4 cm ha, Yüzgeç 4 ise kuyruğu da o zaman ne olur? 8 olur değil mi burada? Yani x dememize gerek yokmuş Ve her iki yolda da kuyruğunu kullanarak attığı adım sayısı birbirine eşit olduğuna göre Şimdi burası 36 santim. Şimdi bir kuyruk bir yüz geçti. Yani bunun bir serisi 12 santimetre. 36 santimetre için 3 tur atar değil mi? 3 tane 8 o da ne yapar? 24 santimlik bir uzunluk yapar. Burada da 3 defa kullanmış bu kuyruğunu. 3 defa kuyruk kullanmış. Şimdi 2 geç bir kuyruk. 2 geç bir kuyruk. 2 yüzgeç. Ay yüzgeç yüzgeç diyecektik. 2 yüzgeç bir kuyruk bize diyor ki en fazla kaç santimetredir? Yine 2 yüzgeç dedikten sonra buraya varmış olabilir yani kuyruğa gerek kalmadan. Burada kaç tane yüzgeç oldu? 2, 4, 6, 8. 8 çarpı yüzgeçin uzunluğu 4. Artı kaç tane kuyruk kullandı? 3. 3 çarpı 8. 32 artı 24 eşittir ne yapar? 56 yapar. Aşağıdaki sepette 20 adet kırmızı, 20 adet mavi renkli top bulunmaktadır. Kırmızı renkli toplar üzerindeki sayı 2 sayısıyla, mavi renkli toplar üzerinde 3 sayısı yazmaktadır. Nil bu sepetten üzerinde yazan sayıların toplamı 24 olan, şuraya bir Nil yazalım. Nil'in toplamı ne yapıyormuş? 24. Beren ise 8 tanesi kırmızı renkli top olan bir miktar top almıştır. Şöyle bir Beren yazalım. Beren. 8 tane kırmızı aldıysa 8 çarpı 2 16 artı biraz da burada mavi alacak toplamanın ne olduğunu bilmiyoruz. Son durumda sepette kalan topların üzerinde yazan sayıların toplamı 42 olmuştur. Şimdi bu önceden kaç puan yapıyordu toplam? 20 kırmızı 20 mavi. Yani 20 tane 3 ve 20 tane 2 vardı. Bu ne yapar? 60. Bu ne yapar? 40. Toplarsam kaç puan yaptı? 100 puan. Kalan topların üzerinde yazan sayı 42'ymiş. 100'den 42'yi çıkartalım. Geriye ne kalır? 58 puan. Bu arkadaşlarımızın çektiği. Nil'in puanı neydi? Toplam 24. Gelin bu 58'den de 24'ü çıkartalım. 8'den 4 çıktı 4. 5'ten 2 çıktı 3. Bere'nin kaç puanı varmış? 34 puanı varmış o zaman. E, gelin bu 34'ten de 16'yı çıkartalım ki kaç tane şurası mavi topların olduğu yerde kaç tane mavi olduğunu bulalım. Çıkartıyorum. 14'ten 6 çıktı. 8. 2'den 1 çıktı. 1. 18 puan da maviden almış. Nil ve berenin sepetten aldıkları mavi renkli topların sayısı eşitse. E 18 puan o maviden aldıysa 18 puan bu maviden almıştır. 24'ten 18'i çıkartırsak geriye kaç puan kalır? 6 puan. Bu 6 puanı kırmızıdan almış. Bu kırmızı 6 puansa kaç top yapar? Kırmızılarımız gördüğünüz gibi 2 puandı. O zaman 6'yı 2'ye bölerim. 3 tane kırmızı almıştır derim. Bize zaten Nil'in sepetten aldı kırmızı renkli top sayısını soruyor. Bir bilgisayar programı koordinat sisteminde bir noktayı her bir adımda noktanın x eksenine olan uzaklığını bir birim azaltacak, y eksenine uzaklığını iki birim artıracak şekilde hareket ettirmektedir. Noktamız buymuş ve bu program ile orijine geçen ve eğimi eksi 1 bölü 2 olan doğru üzerine getirmeye çalışıyor. Bu programda kullanılarak A noktası en az kaçıncı adımda ilk defa bu doğru üzerine gelir. Şimdi koordinatı çizelim yeniden büyük olsun şöyle koordinatımız. İşte A noktamız eksi 2'ye 7. Burası x'ti biliyorsunuz. Şurası y'ydi. Burası A noktası. Şimdi bir adım daha gittiğimizde ne olur? X eksenine uzaklığımız bir birim azalacak. X eksenine uzaklığımız bir birim azalırsa aşağı doğru bir birim geliriz. Ve Y eksen uzaklık iki birim artacaksa sola doğru iki birim gideriz. Yani bunu bir birim aşağıya sonradan da iki birim sola götüreceğiz. İlk adımımız burası. Burası ne oldu? Eksi dörde altı noktası oldu. Bu eksi dörde altı noktasını bir birim aşağı iki birim sola götürdüğümde buranın x'i ne olur? Eksi altıya Y'yi de bir birim aşağı düşürsem 5. Yine bir birim aşağıya 2 birim sola götürdüğümde burası eksi 8'e y'm de bir birim aşağı düşer 4. Burada duralım arkadaşlar. Niye? Çünkü bizim eğimimiz 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2 dediğimiz şey nedir? Dikey bir birimse yatay 2 birim. Buradaki dikeyim benim kaç birim? Y Ye uzaklığı. Y'miz ney burada arkadaşlar? 4. Şu uzaklık 4. Burasına ne dedik biz? Eksi 8. Bunun dikey uz yatay uzaklığı ne? Bu uzaklık 8 birim. Yani 4 bölü 8'i hesaplarsak eğim, eğim eşittir. 4 bölü 8'den 1 bölü 2 olur. Ve sola doğru yatık olduğu için bizim eğimimiz negatiftir. Eğimimiz eksi 1 bölü 2 olur. Kaç adım gittik? 1, 2, 3 adım gittik. Cevabımız Ceyhan'dır. Park sensörü park ederken otomobil etrafındaki engelleri algılayarak sürücü uyarmak için tasarlanmış yakınlık sensörlerdir. Otomobil engel yaklaştıkça park sensörünün göstergesi kırmızı renkli çizik belirmektedir. Aşağıda otomobilin engele olan uzaklık aralıklarına göre park sensöründe belirlen kırmızı çizgi sayısı verilmiştir. Şimdi 10 santim veya daha az yaklaştığında çok kırmızı yalınıyor. Niye? Çok uyarı veriyor. Aman değeceksin diye uyarıyor bize. Ve diğerlerde o şekilde. Arka kısmın da bu sensörlerden takılı olan otomobil park etmeye çalışırken dua, duvarla arasındaki uzaklık şekil 1'deki gibi olduğu anda park sensörünün göstergesi şekil 2'deki gibidir. Yani bu uzaklık ne demek arkadaşlar? Bu uzaklık şu demek. 10 ile 25 arasında herhangi bir yerde. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Bu otomobil 10 kök 2 daha geriye doğru hareket edip durduğunda park sensörünün göstergesi değişmemiştir. Ha. Şu aradaki uzaklık kaç metre? 15 metre unutmayın. Ve şu kök 2'nin yaklaşık değeri neydi arkadaşlar? Bir önceki videolarımızda öğrendik. 1.4'tü. 10 çarpı 1.4 eşittir 14. Yaklaşık 14 metre. Yani ilk başlarda neredeymiş? Şurada bir yerdeymiş. Geri geldiği halde buralara bir yere gelmiş. Ama onun altına inmemiş. Buna göre otomobil durduğunda otomobilin duvara olan uzaklığı santimetre cinsinden aşağı yukarı hangisi olabilir? Yani 10'dan azıcık bir şey fazla. Kök 100'den azıcık bir şey fazla olacak. Hepsini kök için alalım. 5 kere 5 25 diye girer. Kök 150 yapar. Kök 150'nin yaklaşık değeri 12'den büyüktür. Bu olmaz. Onu azıcık geçecek dedik. Ha, şunu içeri alalım. 36 diye. Ne olur kök 108. 10'u azıcık bir şey geçti. Büyük ihtimal cevap Bursa'dır. 6'yı içeri aldığımda 6 kere 36 6 kök 72 yapar. Ama kök 72 9'dan daha azdır. 9'dan daha az olursa bir kırmızı daha yanardı. Bu olmaz. 2'yi içeri alalım. 4'e girer kök 44. E bu da 10'dan az olduğu için kırmızı yine bir tane daha fazla yanardı. Bu da olmaz. Cevabımız Bursa'dır. Dörtgen şeklindeki ön yüzü sarı, arka yüzü mavi kağıt şekil bir gibi göstermiştir. Bu kağıt şekil iki gibi A ile B köşeleri K noktasına çakışık. Şuradan bahsediyor. Bu arada simetrik olur değil mi bunlar? Burası 2x artı 3 ise şurası da 2x artı 3'tür. Yani şurası 4x artı 6'dır diyelim. Aynı şekilde burası x artı 5 ise şurası da x artı 5'tir. Yani şu uzunluğumuz bizim 2x artı 10 uzaklığı olur. Bir de şöyle düşünün arkadaşlar. Burası geri açıldığında nokta 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 nokta. Şu kenar bu kenar buranın üzerine gelmez mi? Gelir. Yani burası nedir? 2x artı 3'tür. Bir de şurası 6x artı 3'müş. Onu da yazdığımızda 6x artı 3'ü şurayı topladığımızda işte bu kenara eşit olması lazım. Buradan biz x'i buluruz. Hadi toplayalım. 6x 2x daha 8x 3, 3 daha 6 eşittir 2x artı 10'muş. 2x oraya yolladım 6x. 6'yı buraya yolladım. X 6'ya geçti 4. X burada ne geldi? 4 bölü 6. Yani o da 2 bölü 3'tür. Şimdi bize nereyi soruyor? İyice bir bakalım. AG'yi soruyor. AG dediğimiz yer burası. Şimdi biz bunu geri açtığımızı düşünsek gençler. Geri açtığımızda şu kenar buranın üzerine gelmez mi? Yani burası da nedir yine? X artı 5'tir. Buranın normalde tamamı neydi? Az önce bulmuştuk. Ama buradan 4x artı 6 bulmuştuk. Hemen 4x artı şuran tamamına diyelim. 4x artı 6'dan şuradaki kısmı çıkartalım. 4x artı 6 eksi x eksi 5. Yani şurayı çıkarttık. Ne oldu burası? 3x artı 1. İşte bu 3x artı 1 neresi? Aha, Dh. Yani ag. E, X'i de az önce bulmuştuk. Götürelim yerine yazalım. 3 çarpı 2 bölü 3 bir de artı 1. Şu 3 ile birbirini götürür. 2 artı 1 ne yapar? 3 yapar. Cevap Bursa'dır. Aşağıda X, Y, Z yayların ucuna asılan cisimlerin kütlelerine göre yayların uzama miktarları arasında ilişki gösteren grafikler verilmiştir. X, Y, Z yaylarına sırayla Kütleleri kök 15, kök 5 ve kök 60 olan birer cisim asılıyor ve sonrasında yayların uzama miktarını santimetre cinsinden yaklaşık tam sayı değerleri hesaplanıyor. Hesaplanan uzama miktarının toplamı kaç santimetredir? Şimdi birinci de x'e bir bakalım. 2 asılmış, 1 kadar uzamış. Yani yarısı kadar uzuyor. Şu kök 15'in yaklaşık değeri nedir? Kök 16 yani 4'tür. Yarısı kadar uzayacak. 4'ün yarısı nedir? 2 artı. Y'ye bakalım. 2 asılmış, 2 uzamış. 4 asılmış, 4 uzamış. Ne kadar asılıyorsa o kadar uzuyor. Kök 5'in yaklaşık değeri kök 4'e eşittir. Yani 2'dir. Kendisi kadar uzadığı için 2 dedik. Şimdi kök 63 neye yakın arkadaşlar? Kök 63 burada kök 64 yani 8'e yakın. E zaten vermişler. 8 olunca ne oluyormuş? 12 kadar uzuyormuş. E o 12'yi de yazalım. Bunları da topladığımızda ne olur? 12, 2 daha 14, 2 daha 16. 16 kadar Toplam o zaman miktarı olur. Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğu orandır. Çatıların eğimi iklim bölgelerine göre farklılık göstermektedir. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde çatı eğimleri ağır kar yükünü azaltacak şekilde en az %40 en fazla %45 olmalıdır diyor. Şekli bir de kar yağışlı bir bölge yapılacak bir evin çatısının çizimi gösterilmiş. İki parçaya ayırdıysam burası 16 metre. Burası yine 16 metredir. Yani bu dikey bölü yatay h bölü 16 45 bölü 100'den az 40 bölü 100'den fazlaymış. Şimdi şu ilk kısmı alacak olsak 40 bölü 100 küçüktür haş bölü 16'yı içler dışlar yapacak olsak 40 çarpı 16 640 yapar. Küçüktür 100 haştan olur. 100'e bölersek 100'e bölersek böldüm sıfırlara gider. 6.4'ten h'mız daha büyük olacak. Bu gitti, bu gitti, bu da gitti. Cevap C handır ama yine de ikinciyi de yapalım. Şimdi şu ikinci kısma bakacak olsak h bölü 16 küçüktür 45 bölü 100'müş. Şimdi işler dışlar yapacak olsam 100 h eşittir. 16 ile 45'i şurada bir çarpalım. 45, 16 ne yapacak? 5 kere 6, 30 elde var. 3, 4 kere 6, 24, 3 daha 27. 1 kere 45, 45, 45. toplayalım. 0, 12 elde var. 1, 720. 100 haş 720'ymiş. Bölerim 100'e. Haşımız ne olur arkadaşlar? Şurası eşittir değil küçüktürdü. Haş küçüktür 7.2 olur. Yani Cevap gerçekten ceyhan. Eda Beren'in elinde bir diğerine 5 cm daha uzun iki çubuk vardır. Kısa olan çubuk 20 eşit bölmeye uzun olan çubuk 30 eşit bölmeye sahiptir. Öncelikle şuna bir x diyelim. Şunun uzunluğuna da bir x artı 5 diyelim. Şimdi ilk çubuğu kaça bölmüşler? 20'ye. Her bir bölme bu kadar uzunluktadır. İşte bundan tam 6 tane oluyormuş bu kalem. Yine bu eşitmiş. X artı 5'i biz 30 parçaya bölmüşüz. Bundan kaç tane eşit oluyormuş? 8 tane. Aynı kalem olduğu için araya eşittir yazdık. Şimdi şurayı bir üzerine dağıtırsam ne olur arkadaşlar? Şu 6x artı 20. 6x bölü 20 pardon eşittir. 8x artı 40 bölü 30 olur. Şu sıfırları silebilirsin. Sadeleştir. İçler dışlar yapalım. 3 kere 6 18x eşittir. 2 kere 8 16x artı 2 tane 40 80. 16x'i yolladım. 2x eşittir. 80 x gelir buradan 40. Bana neyi soruyor? Elindeki kalemin boyu kaç santimetredir? Şimdi x'i 40 bulduk ya. Bizim kalemimizin boyu neydi? 40'ı. Biz 40'ı 20 parçaya böldükten sonra 6'sını alacağız. 40'ı 20'ye böleceğim. Sonra 6 ile çarpacağım. Sadeleştirdim. 4'ü 2'ye böl 2. 2 kere 6 ne yapar? 12 yapar. Ali Eren bilgisayarında düzenlediği metin belgesini şekli bir dek gibi satır aralığını 4 birim olarak ayarladığında bir sayfaya 21 satır sığdığını görmüştür. 21 satır sığıyorsa arada 20 tane 4 vardır değil mi? Çünkü 20 tane ara vardır. Şimdi bizim satır e, yüksekliğimiz değişmiyor. Yani yazı puntomuz aynı. Şimdi biz bu satır yüksekliğine, aha buna, x dersek. Kaç tane satır var? 21 tane satır. 21 çarpı x, yani şu genişliğimiz ne olur yazılabilen aran. 21 çarpı x artı 20 tane ara, yani 20 tane 4. Ne yapar 20 tane 4? 21 çarpı x artı 80 yapar. Aynı şekilde... Biz 31 satırın kaç tane arası vardır? 30 tane arası vardır. Her bir satırımız gene x. 31 tane x satırı artı bu sefer aralımız 2 2. 30 tane ara var. Yani 30 çarpı 2. Bu da ne yapar? 31 x artı 60. Şimdi ikisinin satır yüksekliği de aynıdır. Gelin biz sizde satır yüksekliğini bulalım. Yani 21 x artı 80 eşit olması lazım. 31 x artı 60'a. 21 x'i buraya yollarsam eksi 21 x geçer, 10 x kalır. Bu tarafa da 60'ı yollarsam 20. Hemen böldüm, x eşittir 2. Bu x dediğimiz bizim satır yüksekliğimiz, yani yazının kapladığı bölgenin yüksekliği 2'ymiş. Şimdi yazı yazılabilen alanı bulalım. x'i 2 bulduk ya, hemen şuraya bir 2 yazayım. 2 deni 21, 42 A artı 80 eşittir. Ne olur buradan 122. Bizim yazı yazılabilen alanımız. Buna göre Ale Eren satır yüksekliğini değiştirmeden satır aralığını 3 birim olarak ayarlarsa. 2 birimde satır yüksekliği var. 3 artı 2 eşittir 5. Yani bir yazı bir boşluk. Bir yazı bir boşluk ne yapar bu sefer? 5 birim 5 birim yapar. Şimdi 122'yi 5'e böldüğünde 122'yi 5'e bölelim hemen. 2 kere 5 10. 2 kaldı. 2 indirdim. 4 kere 5 20. Hani en son 2 kaldı ya. işte o 2'ye bir tane daha satır yapabiliriz. Yani 24 artı 1. Her bir sayfaya 25 satır yazarız. Evet 750 satırlık kaç sayfa tutar diyor. Ne yapacağız o zaman? 750'yi 25'e böleceğiz. 3 25'i 25, 75, 00, 0, 0. Artan 0'ı buraya attık. 30 sayfa yaptı. Ama bakın şu 122'yi 5'e böldük. En sonunda 2 kalanını verdi ya. İşte o iki kalan buraya yazdığımız son satır. Yani bu biri burası yüzünden verdik. Ondan sonra 25 satır etti unutmayın ha. İnternet üzerinde yemek satış yapan bir sitede sipariş veren kullanıcılar restoranlara servis hızı, sunum ve lezzet kriterlerine göre birden 10'a kadar puan vermektedir. Verilen bu puanlara göre restoranda aldığı puanlar internet sitesine yayınlanmaktadır. Sitede yayınlanan restoran puanı, servis hızına verilen puan ortalamasının %30'u, hemen servisin %30'unu bulalım. 8,7 çarpı 30 bölü 100. Gitti gitti. 3 kere 8, 3 kere 7, 21. Elde var 2. 3 kere 8, 24. 2 daha 26. 26,1 bölü 10. O da ne yapar? 2,61. Buradan gelir buraya. Şimdi sunuma bakalım. Sunuma verilen puanların, bakın burada yazıyor. Sunuma verilen puanların %25'i. Hemen sunumun puanını. 9 çarpı 25 bölü 100. 9 ile 25'i çarparsam 225 yapar. Bölü 100. O da ne yapar? 2,25. İşte 2,25 puan da buradan geliyor. Bunları toplayalım. 9'dan çıkartalım. Lezzetten ne geliyor? 2,61 ile 2,25'i topluyoruz. 9'dan çıkartacağız. 6, 8, 4. 4,86. 9,00'dan 4,86'yı çıkartalım bakayım. 10'dan 6 çıktı 4. 9'dan 8 çıktı 1. Burada 8 kaldı. 8'den 4 çıktı 4. 4,14 puan da buradan gelmiş demek ki. 4,14. Şimdi lezzetin puanını bilmiyoruz. X ama lezzete verilen puanın %45'i alınıp da yollandığını biliyoruz. 45 bölü 100. Eşittir 4,14 puanmış. İşler dışlar yapalım. X çarpı 45 eşittir. 100'den bu 4,14 çarparsam zaten 2 virgül kayar. 414 yapar. 414'ü 45'e böleceğiz. Bölelim bakalım. 414 bölü 45. Bir 9'u deneyelim. 5 kere 9 45 elde var 4. 4 kere 9 36 4 daha 40. Çıkarttım. 14'ten 5 çıktı 9 0 0. Buraya bir 0 buraya bir virgül atayım. Aha 2 tane 45 90 yapar zaten. Demek ki 9.2 imiş ortalaması. Yeni yapılan ve toplam hacmi 8 milyon metreküp olan bir gölette su biriktirmeye başlanmıştır. Birikilen su miktarı kontrol odasında şekilde gösteren eş bölmeli göstergelerde takip edilmektedir. Bu gölette yıl başına kadar 1.2 milyon metreküp su birikmiştir. Yıl başından 4 ay sonra şekilde göstergen oku turuncu bölgeyi gösterdiğine göre bir ayda gölette biriken ortalama su miktarı milyon metreküp cinsinden gösteren eşsizlik hangisidir diyor. Şimdi toplamı 8 milyon metreküptü. Burada gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 bölge var. Biz bu 8'i bir 5'e bir bölelim. 1 kere 5 5 3 kaldı. 0 attım, virgül attım. 5 kere 6 30. Her bir bölmenin genişliği 1.6 milyon metreküp gibi düşünün. Yani şu bordonun son sınırı 1.6. 1.6 1 daha eklersem 3.2. 1.6 daha eklersem şöyle 6.4.8. 1.6 daha eklersem burası da 6.4 şurası da 8.0 etti. Yani 1.6 1.6 arttırdım onu demek istiyorum. Şimdi bizim turuncu bölgeye gelebilmemiz için ya en az 3.2 ya en fazla 4.8 olmamız lazım. Zaten 1.2 milyon vardı. Ve bu bölgeye gelebilmem için en az ve en fazlalara bakalım. En az en fazla. Şimdi biz 3.2'den bu 1.2'yi çıkartalım. Demek ki 2.0 milyon metreküp bu 4 ayda birikmiş. Ya da 4.8'den biz 1.2'yi çıkartalım. 3,6 milyon metreküp birikmiş deriz. Yalnız bu 4 ayda birikti. Biz bunları da bir de neye böleceğiz? Şöyle yapalım da karışmasın. Biz çıkarttık yani. Biz bunları 4'e böleceğiz. Ortalama bir ayı bulacağız. 20'yi 4'e böl 5 yani 0.5. 36'yı 4'e böl. Bu da ne yapar? 36'yı 4'e bölsen 9. 0.9 yapar. İşte bundan bunun arasında olacak cevabımız değişik olur. Bu ünite de bitti. Bir sonraki videomuzu inşallah 5. ünite olacak. Üçgenler, eşlik, benzerlik. En kısa zamanda görüşmek üzere sekizler. Bay bay.